Bu ışıkta Profesör Doktor Yaşar Nur Öztürk hocamızla sohbetimiz devam ediyor. Yani sayısını şu anda kestiremiyorum ama teşekkürlerinize, yayınımız için güzel dileklerinize ve sayın hocamıza sevgi ve selamlarınızı yine ileterek hemen bu yayının başında başlarım. Çok çok teşekkür ediyoruz göstermiş olduğunuz yoğun ilgiye. Hocam bir kitabın ismini bir daha öğrenmek evet, isteyen kitabın, seyircilerimiz tam var. Ismi, sanıyorum pazartesi mi dediniz bir de? Yani... Önümüzdeki hafta kitap vitrinlere ulaşır inşallah. Evet. Kur'an verilerine göre kötülük toplumu. Ana isim bu. Parantez içinde küçük at ve Türk toplumunun durumu. Bir de bir alt bölüm var kitabın içinde. Türk toplumu neden kötülük toplumu? Bunun da kodlarını verdiğiniz bir kitap. Tabii. Kur'an tefsiri kitaplaştırılacak mı? Hocama selamlarını iletin. Zeki Yırmak bahsetmiştik yani, az önce ama. Tefsirin tümünün bitmesi öyle bir iki yıl içinde olacak şey değil ama öyle zannediyorum ki biz zaten onun hayati kısımlarını çıkarıp kitap yapıyoruz. Evet. Belki o tefsir çalışmasının içinden 15 belki 20'ye yakın kitap çıktı. Allah ile aldatma, Maun suresi, lanetlenen soy, şirk. Hep o tefsir çalışmasının bölümleridir. Ama şöyle düşünüyorum. Buyur. Artık tefsiri de hepsi bitsin de ben bunu kaç cilt oluyorsa birden yayınlayayım, yapmayayım. Düşünüyorum. Ne kadarı tamamlanmışsa bir cilt, iki cilt onları yayınlayayım. Arkadan üçüncü cilt çıktı, onu da yayınlayayım. Dördüncü cilt tamamlandı, onu da yayınlayayım. Kaç ciltte biter bilemiyorum şu anda. Çünkü çalışma devam ediyor. Öyle de düşünüyorum. Peki hocam, hayırlı olsun dileklerimizi iletelim. Denizli'den Adem Mert tam da aslında döneminde eleştirinin olduğu süreç içerisinde bu kutlu doğum haftasını sormuş hocam. Diyanete sorduğunu soruyor. Niye bunu sabitlediniz? Çünkü Hazreti Peygamber'in doğum tarihi hicri ve miladi takvime göre değişiyor. Burada bir kafa karışıklığı olduğunu biliyorum. Onun için özellikle sordum. Bir de şöyle bir yorumla iletmiş Diyanet İşleri'ne. O zaman benim babam da çiftçi, yazın sıcağında oruç tutmasın, onu da kışa sabitliği olsun bitsin diye de özetlemiş. Yapıştırmış Adem, tam söylenecek sözü. Bu kutlu doğum haftası diye Kur'an peygamberler için böyle şölenler düzenlemeye asla izin vermez. Bu şirkin bir töresidir. Bunu inadına yaptılar. Niye yaptıkları da belli. 12 Rebiul Evveli getirdi. Nisan ayının bilmem hangi gününe fikslediler. O zaman Kur'an'ın getirdiği diğer bütün hicri takvime bağlı olguları da sabitlesinler. Sabitleyin miladi takvime. Böyle bir yüzsüzlük, tutarsızlık olur mu? Peki. Yani bunun temeli sakat bir defa. Kutlu doğum haftası kutlamak İslami ve Muhammedi bir tavır değildir. Bu bir. İkincisi bu yanki yaptıkları ilmi, ahlaki ve tarihi değildir. Temelinden nefret edilecek bir şey. İsa Kaçar ilginç bir alın yazısı sorusu sormuş. Ben biraz bu bölümde onu da size sorma arzusundaydım. Alın yazısı diye bir şey var mı diye girmiş. Almanya'da maden kazasında 170 yılda 300 kişi ölürken Türkiye'de sayısı bile belli değil. Bu alın yazısı bize mi yazılıyor? Hayır. Demiş. Hazır sonra alın yazısı diye bir kavram Kur'an dininde yoktur. Kur'an kader kavramını tabiat kanunları anlamında kullanır. Hani kader değişmez diyoruz ya. Sünnetullah veya kader, lütfen Kur'an'ın temel kavramları kitabımın kader maddesini açsın okusunlar. Bugün bize dayatılan kader Emevilerin yaptıkları zulümleri meşrulaştırmak için uydurdukları müşrik bir kavramdır. Bir şey daha söyleyeyim. Yine o dediğim yeri okurlarsa orada kaynaklarını görecekler. Ben ilk defa söylemiyorum. Saklamışlar milletten. İmanın şartları içinde kadere iman diye bir şey yoktur. İmanın şartları 5 tanedir. Kadere iman Emeviler tarafından oraya sokuldu. Hüseyin Atay hocamızın, Profesör Hüseyin Atay.
hala yaşıyor. Hepimizin hocası, İslam dünyasının dahi profesörü. Bu konuyu doktora tezi olarak hazırlamış ve yayınlamıştır. İman esasları ve kader kavramı. Bulsun okusunlar. Bu pınarlardan su içsin bu millet. Yoksa dinciliğin zehirli, şeytani, kirli sularıyla geberir. Zaten oraya doğru gidiyor. Ve yazık olur. Bu pınarlardan su içsin, hücrelerini yenilesin, hayatını tazelesin, Kur'an'ın dünyasına gözlerini açsın ve mutlu olsun. Yine ilginç başlıklardan bir tanesi Cengiz Hasanoğlu İstanbul Beykoz'dan. 5 senedir namaz kılıyorum. Ne zaman Türkçe dua ederek namaz kılmaya başladım büyük bir haz almaya başladım. Hiç şüphe var mı? Ama Arapça dua okurken aklıma başka şeyler geliyor. Hiç şüphe var mı kardeşim? Dua ne demek ya? Ben Cenab-ı Hakk'a içimdeki hasretimi, temennilerimi, taleplerimi, beklentilerimi, özlemlerimi açacağım demek. Namaz da bu zaten. Allah'la diyalogtur diyor karşılıklı Hazreti Peygamber. Allah'ı yüceltirsin. Kendin için isteklerde bulunursun. Sahabi soruyor. Peki çoluk çocuk onlar için de isteklerde bulunursun. Sen şimdi anlamadığın bir dilde papağan gibi bunları telaffuz ederek böyle ibadet olur mu ya? Kur'an diyor ki sarhoşsanız ne dediğinizi anlayıncaya kadar namazdan uzak durun. Ne demek? La taklabus salate ve entüm sükara. Hatta ta'lemu ma tekulun. Ne dediğinizi anlayıncaya kadar. Bu ne demektir? Bu Kur'an üslubudur. Kur'an bize dolaylı bir ifadeyle şunu diyor. Ne dediğini anlamadan okuyup namaz kılan adamın namazı namaz falan değildir. Ve bir yerde de diyor ki namazından gaflet içinde olanlara lanet olsun. Namazından gaflet içinde olmak nedir? Evvela ne dediğini anlamadan kılmaktır. 1000 küsür senedir bu millete böyle namaz kıldırıyorlar. O namazların bizi getirdiği yer ortada. O namazlar namaz olsa bu ülke bu halde mi olurdu? İslam dünyası bu halde mi olurdu? Niçin Kur'an lanetlenen namazlardan ve lanetlenen namaz kılanlardan bahsediyor? Bir kitap emrettiği ibadeti kılmayanları lanetlemiyor da, çarpma şeklinde tanımlıyor. Lanetlemiyor da onu kılan ama onu menfaate, gaflete alet edenleri lanetliyor. Bunun manası yok mu? Akıl sahipleri. Benzer sayılır Mehmet Şapçı, gecekondu mafyası çevirdikleri hazine arazisine önce cami yapar, sonra arazi vatandaşa satar. Tabii camide ibadet yapar. Tabii canım, cami bunların pisliklerini dokunulmaz kılmanın, meşru kılmanın, dinileştirmenin, hatta kutsallaştırmanın aracıdır. Kur'an niçin insanlığa zarar veren camiler diye bir bahis açıp bunu anlatıyor? Niçin bu camilerde kılınan namazları lanetliyor? Bakın ben size bir şey söyleyeyim. Buyurun. İnsanoğlunun din bahsindeki şikayetlerini Kur'an kadar deşifre eden ve çarelerini gösteren ikinci bir kitap yoktur. Ben Tokyo'da bir toplantıda bir vesileyle konuşmam içinde buna benzer bir şey geçti ve Kur'an'dan bazı ayetler okudu. Orada İngilizcelerini okudu. İndim aşağı, sardılar etrafı. Tek Müslüman katılımcıyım ben. Uluslararası bir çalışma 27 gün sürdü. Tokyo, Seul, Busan, yani Kore'nin şehirleri. Dediler ki ya arkadaş, ne biçim iş bu ya? Sen bu Kur'an ayetleri filan diye öyle şey olur mu ya? Bir din kitabında biz bunları Marx'ın Das Kapital'inden aldın diye düşündük. Bir yanlışlık mı oldu acaba? Sürçme mi? Yok dedi. Yukarıda odamda Kur'an'ın İngilizcesi var. Getireyim. Getirdim de
verdim. Oo dediler ya. Ve sesler çıktı oradan buradan. Ya dediler, Karl Marx bunları görseydi Das Kapital'i yazmazdı zaten. Bunları yaşadım. Bu yaşadığınız örnekten şu aklıma geldi. Özellikle bu tarikatlar yumağına Türkiye'ye itilmek istenirken garip bir kavram. Ne itilmesi ya? Tam o gayyanın içinde ya. Ne itilmesi ya? Bir de karşı tarafa özellikle sizin gibi aydınlara işte Kur'an İslamcılığı yapılıyor diye güya eleştirdiler. Bir kez daha bunu hatırlatmak isterim. Tabii şimdi Türk yargısının terör örgütü lideri diye tescil ettiği adamın geriye doğru bilmem kaç ay önce be, bir sene önce be, bilmiyorum beyanatı var. Bakar mısınız? Allah bu beyanatıyla haşretsin onu. Diyor ki Kur'an İslam'ı diye bir sapıklık çıktı. Ilımlı İslam olur. Vatikan İslam'ı olur. Papa ile anlaşmalı İslam olur. CIA'ya hizmet İslam'ı olur. Mossad'la beraberlik İslam'ı olur. Ama Kur'an İslam'ı olmaz, sapıklık olur. Allah nereye getirdi? Nereye getirdi Allah? Ben bunları okuduğum zaman gözlerim yaşlarla doldu. Ya Rabbi ne günlere kaldık ya. Yani kelime-i şehadet düşmanları, Kur'an düşmanları, açık düşmanlar bunu söylese gam yemem o kadar. Adam kendi işini yapıyor derim. Ya bunlar, bunlar başlarından takkeyi indirmeyen, onun bunun dinine kalite kontrolü yapan adamlar. Bu ne biçim haldir? Dedim. Kur'an icabını yaptı. Öyle bir tokatladı ki. Yıllar bekletmedi. Aylar sonra pislik patladı. Öf! Asrın Mevlana'sı bilmem ne falan bilmem nereden nere geldi? FETÖ. FETÖ'ü terör örgütü. Kim diyor bunu? Filan gazeteci. Falan bilmem dergi yazarı. Yayıncı. Hayır. Türk yargısı. Diyor ki bundan sonra bu bir terör örgütüdür ve böyle anılacaktır. Buyur bakalım. Öbür taraftan el aleme habire çamur attın senelerce. Milletin yumuşak karnını yakalayarak benim için de aynı kötülükleri yaptılar. Mason. Hümanist bir şey söyledim mi hemen mason. Öyle mi? Ben senin gibi kancıklığa tenezzül etmem. Ben mason locasına kaydolursam çıkar söylerim. Resmi bir dernek. Ülkenin en entelektüel, en seçkin adamlarının kayıtlı olduğu bir dernek. Bak sen de kayıtlıydın oraya çıktı. Ben derim ki tamam. Ha, hayır ben hiçbir yere kaydolmam. Ben özgür doğdum, özgür öleceğim. Benim kaydım mesleki kuruluşları olur. Avukatım 1976'dan beri İstanbul Barosu'nun avukatıyım. O listedeyim burada, hemen arkamızda. 30 yıl profesyonel judo yaptım. Federasyonun, judo federasyonunun ilk adamlarından biriyim. Yıllarca orada antrenörlükte yaptım. Oraya da kayıtlıyım. Ve oranın onur danı diploması da var. O da benim için bir onur. Hafızım ben. Hakkıyla. Allah'a binlerce şükür. Onun için İstanbul Ehli Kur'an ve Hafızlar Derneği'ne kayıtlıyım. Bir de siyaset yaptığım yıllarda CHP'ye kayıtlı oldum.
meclise gittim, milletvekilliği yaptım. Sonra da hem partiden hem siyasetten ayrıldım. Benim başka kaydım maydım yok kardeşim. Olsa söylerim. Ha, çağırıyorlar beni, gidiyorum, konuşuyorum. Kim çağırırsa giderim. Kim çağırırsa giderim. Bana ne diyor? Gel, senin uzmanı olduğun Kur'an açısından şu meseleyi anlat. Benden bunu istiyor. Benden başka bir şey istemedik. Ben bunu size gelirim, size gelmem diye. Böyle bir şey olur mu ya? Ayıp bir şey. Giderim ben. Bir defa çağırır giderim, beş defa çağırır giderim, on defa çağırır giderim. Bitti. Giderim, gelirim. Bildiğimi anlatırım, gittiğim yerde. Bitti. Bunlar, Mason locaları çağırdı konferans. Evet, ben Masonların mabetleri, onların tabiriyle kadar girip orada onlara konferans vermiş adam. Gene çağırsınlar, gene giderim. Gururla. Peki. Ama oraya kayıtlı olmak başka bir şey. Bir defa ben eğer tarihin önünde bir adamsam ve ben Mustafa Kemal'i yaratıcı benliğimin rehberi yapmış bir adamsam ki öyleyim. Ben Mustafa Kemal'in kapattığı bir yere üye olmam. Bir defa kategorik olarak bu mümkün değildir. Bak, bunu da ilk defa söylüyorum burada. Bu tarafı da var işin. Beni takip ederken Mustafa Kemal'i akılda tutmak lazım. Akılda tutmak lazım. O kadar paralelliklerimiz, o kadar benzerliklerimiz, o kadar kader birliğimiz var ki akıl hafsala almaz. Ve ben bundan sonsuz bir mutluluk duyuyorum. Seyircilerimiz de çok mutlu. Onu özel notunu ileteyim. Atatürkçü bir... Şimdi bunlar böyle yaptı. Senelerce bu zulmü yaptılar. Sonunda Allah ne yaptı? Ben de bunları Kur'an'a dedim ki, ya ben hayatımı sana vakfettim. Sen beni koru. Benim avukatlığımı da yap. Hamiliğimi de yap. Savunmamı da yap. Yaptı. Rezil kepazetti dünyanın önünde onları. Şimdi bakın, tuttu belgelerini yayınladı Yeni Şafak. En öyle haber mi olur, öyle belge mi olur? Niye senin olunca oluyor da onun olunca olmuyor? Bal gibi belge. Ha, sen Türk yargısının kararıyla bir terör örgütünün başısın ve yayınlanan açık belgelerle de bir masonsun. Buyur, tepe tepe ye. Peki. Allah adildir ve büyüktür. Buyur. Allah adildir ve büyüktür. Tağut nedir demiş, tam da yerimi bilmiyorum ama Sevgi Hanım Ankara'da. Zulmü... Yanlış bir telaffuz ettim. Hayır, tağut. Kur'an'ın temel kavramı. Peki. Burada anlatılıyor. Tağut, zulmü yönetiminin esası yapmış diktatör, zorba demek. Kur'an, tağuta karşı çıkmayan Allah'a iman etmiş olamaz diyor. Bu kadar açık ben ettim. Bu kadar açık. Necati Ünal. İmam-ı Azam öyle diyordu. Emevi tağutizmine karşı çıkmadıkça boş yere namaz kılmayın ve iman ettik demeyin. Olmaz. Ona karşı çıkacaksınız. Hacca. Hacca niye gidiyorsun diyor. Emevilere isyan eden gruplara o hac paralarını ver diyor. Böyle yaparsan diyor, o bir haç parasıyla 50 tane haç sevabı kazanırsın. İmam-ı Azam bu. Onun için ne yaptılar? Müşrik dediler. Deccal dediler. Sonunda da katlettiler. Böyle oluyor. Necati Ünal Ankara'dan diyor ki, acaba günümüzde de bir Ebu Zer çıkar mı? Tersten bakmış galiba seyircimiz. Gayet tabii efendim. Hakikat ölümsüzdür. Hakikat ölümsüz. Vicdan da ölümsüzdür. Kur'an da ölümsüzdür. Bunlar varsa Ebu Zer'ler çıkar. Adı Ebu Zer olur, Ahmet olur, Mehmet olur. Gayet tabii. Hiç şüpheleri olmasın. Ebu Zer'i de yazdım ben.
Bir Barnabas İncili hakkında bilgi verir misiniz? Barnabas İncili. Barnabas mı? Peki. O, Sedat Aygün, önemli, Şanlıurfa'dan önemli, bir seyircimiz. Basıldı, yayınlandı, o Türkçesi de var. Alsın okusunlar. Peki. Yani kanonik İncil'ler dışında, onu kilise kabul etmiyor. Çünkü orada Hazreti Muhammed açıkça telaffuz ediliyor. Hmm. Gelecek peygamber olarak. Orijinal İncil diyebileceğimiz gayet bir. Tabii, gayet bir, tabii. Herhalde efendim. Şey. Bu seçilmiş dört İncil. Hristiyan konsillerinin seçtiği, bu İznik'te kendi, kaç yani yer? Kendi kristolojilerine, Hristiyan anlayışına uygun bularak seçtikleri İncil'lerdir. Öyle şey olur mu? Hazır bundan söz açılmışken şu Papa'nın soykırım meselesine ilişkin akşam da değerlendirmişsinizdir tahmin ediyorum ama. Efendim bakın. Niye girerler yani böyle bakın, işlere? Türk devletine karşı yeni bir savlet, yeni bir hücum başlattılar. Bu her sene kaşınır böyle ama bu sene bir başka. 100. yılı dolayısıyla. Belli ki uluslararası Haçlı emperyalizmin Türkiye'de Türkiye'yi yönetenlerin de gaflet, dalalet ve hatta hıyanetleriyle haritanın parçalanma noktasına geldiğini gördüler. Şimdi orada ciddi bir darbe indiriyorlar Türkiye'yi bölmek için. Şaşacak bir şey yok. Yani Asala'nın yerine PKK'yı kurdu. Şimdi sonuçlarını devşirecek. Biraz da şöyle sorsam, Papa'nın temsil ettiği gücün bu işlerdeki rolü neydi desem? Efendim, Papa'nın... Yani Türklerle Ermeniler işte böyle bir geçmişte Türkiye'ye karşı... Papa eğer tırnak içinde... Dini reislik bir kitlenin, koca bir kitlenin dini önderliği patentini, kimliğini haysiyetle korusa bu işe girmez. Giriyorsa siyasi bir program var, bir komplo var ve papayla da konuşularak, onayı alınarak o da bu işe dahil edilmiştir. Rüzgar onun için gayet buradan yapılmıştır. Bakın, Türkiye bu şekilde yönetildikçe bunlar bitmez ve yürür. Daha kötü noktalara gider. Sen bugünkü Türkiye Başbakanı'nın bu konuyla ilgili konuşmasını dinledin mi ekranlarda? Papa'ya niye kızıyorsun? Doğru. Git Ahmet Davutoğlu'nun bu konuyla ilgili konuşmasını al arşivden, 4-5 gün önce konuştu. Dinle. Papa'ya ne kızıyorsun? Peki. Kur'an-ı Kerim okuyup ölülerimize bağışlamanın sevabı var mıdır? Hayır, demiş yok. Bir seyircimizin. Hayır, yok. Peki. Asla. Türkan Peygamberimizin hayatında böyle bir şey yok. Ve Kur'an bunu yasaklamıştır. Kur'an bizzat kendisi dirileri uyarmak için geldim ben diyor. Türkan Çetin. Hiçbir surenin veya bilmem hatimin bilmem ne filan ölüye hiçbir faydası yoktur, kötülüğü olabilir diye de düşünürüm. Bir not olarak yapıyorsunuz. Evet. Türkan Çetin Muğla Köyceğiz. Hocam çok şık olmuşsunuz, harika bir insansınız. Teşekkür Allah sizi ederim. Başımızdan eksik etmesin. Teşekkür diyor. Ederim, ben de inanacağım şimdi. Yok, hakikaten öyle. Süleyman Mirzoğlu Adana'dan ilginç bir yorumla sorusunu paylaşmış. Hocamıza sağlıklı uzun ömürler diliyoruz. Kur'an-ı Kerim'de Kafirun suresinde siz benim dinime karışmayın, ben de sizin dininize karışmayayım diye bir ayet var. Bu laikliği mi izah eder? İkinci olarak da emanetleri ehline verin, sizi adaletle yönetecekleri seçin. Bu ayet günümüzün seçimlerini kapsıyor mu diye de bir nazireyle sorar. İkisi iki dediği de doğrudur. Tebrik ederim. Güzel okumuş, anlamış. Adaleti istiyor yönetimlerden. Ehliyetlere saygıyı istiyor. Ve dindarlığı asla bir üstünlük ölçüsü yapmıyor. Kur'an bunu yıkmıştır. Biz dindar bilmem ne isteriz. Niye ehliyetli bilmem ne isteriz demiyorsun? Kur'an diyor ki dindarlık insanla insan arasında bir üstünlük ölçüsü olamaz. Allah'la insan arasındadır. Karışmayın. Şimdi biz layık cumhurbaşkanı isteriz.
Öyle mi? Şey, biz dindar cumhurbaşkanı isteriz. Öyle mi? Bu Kur'an dinine aykırı, Kur'an'a ihanet mesajıdır bu. Siz dindarlıktan bunu mu anlıyorsunuz? Kime yutturuyorsunuz bunu? Ya bunu yutmayan adamlar var bu ülkede. Ben onlardan biriyim. Kur'an, dindar şoför isterim. Hayır efendim, öyle bir şey isteyemezsin. Direksiyonun hakkını veren şoför isteyiz. Ehliyet ve liyakat. İbni Hanbel, Ahmet bin Hanbel bunu kullanıyor. Diyor ki, gideceğiniz işte, yapacağınız savaşta, vereceğiniz mücadelede ehliyet ve liyakata bakın. Dindarlığa, takvaya bakmayın. Hüsrana uğrarsınız diyor. Dindar cumhurbaşkanı istersin, öyle mi? Peki. Size göre Ahmet Necdet Sezer dindar cumhurbaşkanı değil. Değil mi? Çünkü din şovu yapmaya tenezzül etmeyecek kadar haysiyetli bir adam. Bu ülkenin en haysiyetli hukukçularından ve aydınlarından biri. Can Bey, o büyük ruhlu adam geliyor köşke. Geliyor köşke. Devletin ona rutin olarak bütçeden ayırdığı parayı yıl sonunda %60 civarındasını ben bunu kullanamadım gereksiz diye geri çeviriyor. Şimdi dindar cumhurbaşkanı arkasından geliyor. Bunu yanlış anlamasın, ben Abdullah Gül'ü de sever, saygı duyarım ona. Onun şahsıyla ilgili bir şey değil. Bir objektif tespit bu. Peki, buyurun. Geliyor Abdullah Gül, ki bunların pisliğe en az bulaşanlarından biridir. Benim parlamentoda olduğum dönemde o da oradaydı. Sohbetlerimiz var, biliyorum. Kendisine ayrılan bütçeyi 4 ayda bitiriyor, 2-3 katını yeniden istiyor. Bir de örtünü ödenek verin diyor. Şimdi bir dakika, oraya gelmedik daha. Daha dur, şimdi Abdullah Gül'deyiz. Peki. Makul'deyiz. Şimdi felaket çizgisine geçiyoruz. Maun Sarayı, İsraf Sarayı sakini bugün. Cumhurbaşkanlığı yeminine asla sadık kalmadığı için cumhurbaşkanı diye anmakta tereddüt ediyorum. Kusura bakmasın. Ben ilkeleri imanı olan bir adam. Sen anayasaya cumhurbaşkanı sıfatıyla yaptığın yemine geldiğin günden beri 1 saat sadık kaldın mı kardeşim? Sen AKP'nin genel başkanı mısın? İl başkanı mısın? İlçe başkanı mısın? Ben karıştırıyorum. Cumhurbaşkanlığı niteliklerinin hiçbirini ben sende göremedim. Bir tanesini göremedim. Tereddüdüm şu. AKP genel başkanlığı mı yapıyor? AKP il başkanlığı mı yapıyor? Tereddüdüm burada. Olmaz. Kusura bakma. Şimdi bu geldi. 5,5 katrilyonluk Maun Sarayı. Maun Sarayı ne demek? Kamu hak ve mallarının yerine ulaşmasını engelleyen talanların sarayı demektir. Dindarlık bu mu? Dindar bu mu? Bu mu dindarlık? Muhammed'in dini ve dindarlığı bu mu? Bunu yap. Sonra da git bilmem ne meydanında yedek Kabe yap, onunla caka sat millete. Bu millet bunların hesabını sormazsa bu milletin Allah belasını verecektir, göreceksin. Bu kitabı ben boşuna yazmadım, yayınlamadım. Öyle yağma yok. Benim toplumumdur, ben ıvırıyım, ben ıvırık kıvırmam. Babam olsa zerre kıvırmam. Olduğu gibi söylerim. 7 Haziran
bu milletin belasını mı, rahmetini mi bulacağının miat günüdür. Ben bu kitabı yayınlıyorum tam vaktinde, sebepsiz değil. Göreceğiz hep beraber. Sen geliyorsun dindar, değil mi? Yani ne dindar? Haşa. Bir de bütün cumhuriyet sistemini, kodifikasyonlarını, geleneğini tepe taklak edip anayasayı ihlal ederek ilk defa cumhuriyet tarihinde kendine örtülü ödenek ayırtıyorsun. Devletin verdikleri. Yani Abdullah Gül'ünki ne kadar masum kalıyor değil mi bunun yanında? Sen kimsin ya? Sen bu devleti kan, barut, acı, dehşet, uykusuzluk, açlık içinde kurup bu hale getiren adama sövüp sayacaksın. Öbür taraftan onun köşkünü beğenmeyeceksin, gidip orada bir Muaviye Sarayı yapacaksın. Ondan sonra da örtülü öde. Sen ne yapıyorsun ya? Bu mu dindarlık? Al sana şimdi işte. Sen bir dindar cumhurbaşkanı istiyoruz dedin mi, işte bu gelir arkasında. Ehliyetli cumhurbaşkanı istiyoruz deseydi bu adamların oralarda hiçbir işi olamazdı. Ne cumhurbaşkanı? Bunlardan devlet adamı olur mu ya? Bunlar okudukları gazete yazılarını anlamaz. Bunlara böyle netameli, böyle riskli, böyle derin, böyle uzun, böyle diyalektiklerle dolu bir tarihi olan bir ülke teslim edilebilir mi? Bunların behresi nedir? Neyi bilir bunlar? Neyi bilir? Aldatma aracı yaptığı dinin neyini biliyor? En iyi bildiklerini varsaydıkları odur. Neyi bilir bunlar? Biraz bu tartışmayı şu destekler mi bilmiyorum hocam. Cemile Hanım İstanbul'dan diyor ki, hocam deniyor ki sen ne kadar günah işlersen işte, eğer Allah'a inancın varsa öldüğün zaman vebalini ödeyip cennete gidersin. Geç bunları. Şimdi ben Diyanet Alo Fetva Hattı değilim. Bunları geç. Peki. Şeyle ilgili... Bunları geç. Ben burada terapi yapmıyorum. Gitsin. Peki. Bulsun yakınında müftülerle falan konuşsun. Evet. Peki. Önümüzdeki süreç için biz nelerden bir bahsediyoruz? Ekonomi... Millet nelerden bahsediyor ya? Ülke felaket girdabında, feryadı figanlar içinde boğulma noktasına gelmiş. O gelmiş bana günahta bilmem ahirette. Ya git şuradan be. Şundan ben dikkate aldım. Biraz bu ne işlerseniz işlerim hani Allah affeder diye bu şeyde bir yumuşak karın var. Onu belki açması açısından... Tövbe da. Edersin. Kul hakkı varsa tövbe, mevde, af, maf söz konusu değil. Hakkı sahibine ödeyeceksin. Peki. İçinde geçtiğimiz süreç biraz ekonomik sıkıntıyı da son derece yoğun bir şekilde barındırıyor. Siz az önce Tokyo'daki verdiğiniz örnekte de bir nokta buna belki değindiniz. Gerek dinimizin gerekse toplumumuzun ihtiyacı bakımından nasıl bir ekonomik modele ihtiyaç vardır? Bütün bu şeyin içinden çıkmak için Yaşar Nuri Öztürk nelerin derhal gerçekleşmesini tabii, ister? Tabii. İsterseniz buradan devam edelim. Çok özet, buyurun, bilinen tabirle. Buyurun, nasıl isterseniz. Karma modele geçeceğiz. Karma ekonomi modeli, evet. Mustafa Kemal dönemi. Aynen. Mustafa Kemal diye demiyorum ben onu. Uygulanması açısından örnek. Karma model. Bugün dünyanın da kapitalizmin baba ülkeleri dahil gittiği yer burada. Ben aynı zamanda hukukçu bir adamım. Evet. Bunları ciddi biçimde takip ederim. Oraya gideceğiz. Başka çare yoktur. Bu bizim toplumumuz için de, başka toplumlar için de geçerli. Başka çare yoktur. Ayrıntılarını istersen bir gün onu program yaparız. Nasıl istersiniz hocam? Yani
Atatürk'ün karma ekonomik modeli. Ben Kurtuluş Savaşı'nın Kur'ani boyutlarındaki, o da 3 ciltlik bir çalışmadır. Evet. Aşağı yukarı hazırdır. Yayınlamadım. Vaktini bekliyorum. Orada bu konu genişçe ele alınmıştır. Yani bunlar benim bilgiyane olduğum konular değil. Peki. Evet. Orada ayrıca değerlendirelim. Tabii seyircilerimiz şu an Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde seçim sonuçları belli olduğu için yeni Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı olarak ajanslar geçiyor. Ayrıntısını da eğer denk getirebilirsem onu da öğrenmeye çalışacağım. Kesinleşti mi? Sandık sayısı ağırlığı itibariyle kesinleştiği söyleniyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı seçiminde kullanılan oyların %63.78'i sayıldı. Oyların %60.17'sini ezici bir çoğunluk diyebiliriz. Mustafa Akıncı %39.83'ünü ise Derviş Eroğlu aldı. Kim bu aldı Mustafa diyor. Akıncı? Bağımsız aday olarak seçimlere katılmıştı. Biraz tabii, bağımsız Kıbrıs'ın falan diye bir şey olmaz. Yani nedir arka planı? Kılıçdaroğlu'nu biliyoruz. Ulusalcı duruşun tabii karşısında bulunan, öyle özetleyebileceğim isimlerden bir tanesiydi ve Kıbrıs'taki seçim sonucu bu oldu. Hadi, tabii buradaki iş... Al sana haber, hadi. Al sana haber. Evet. Hadi bakalım, akşam konuştuk burada. Evet. Buyur. Neyse, geçtim. Tabii burada Türkiye ne isterse esas mesele olur ama Türkiye'deki bu siyaset manevralarıyla ilgili de ciddi sıkıntı var. Aydınlık Gazetesi'ndeki röportajınızda söylediğiniz için hani bunu da okumayı oylar bölünüyor tartışması ile ilgili sormuş Mustafa Kızgın. Oylar bölünüyor diye Vatan Partisi'ni eleştirenler için vatanın bölünmesi daha acizlik ve günahkarlık değil midir diye sormuş. Akşam söyledim. Bir insan haysiyetli adamsa oylar bölünüyor şeytani gerekçesiyle onurunu ayağı altına almaz. Ben vicdanımın beni git dediği yere oy vermeyeceğim. Oylar bölünüyor yani birilerinin hatırı, birileri iktidar olsun, bölünmesin diye gidip başka bir yere vereceğim. Ya bu benim onuruma ihanettir. Böyle yapa yapa bu hale geldi bu toplum. Bu toplumun bu zaaflarını bildikleri için 1980 Amerikan Johnny'lerinin güdümünde ihtilal yapıp bu memleketi mahveden adamlar. İşte bir tanesi şimdi Azrail canını almıyor ki kurtulsun gitsin. Tamam mı? Türkiye'yi mahvedip buralara getiren adam. Ne yaptı? Getirdi bu barajı koydu. Niye koydu bunu? Niye koydu? Şimdi kakkuk edip duruyorlar. Ve çıkıp bir tanesi demiyor ki ya mesela Kürtçü parti. Değil mi? Bir parti mecliste. Evet. Ya takip ediyorum, takip ediyorum, takip ediyorum. Bu kadar aymaz olamazlar. Demek ki derin bir tertipte beraberler. Çıkıp demiyor ki ya kardeşim. Alo. Arkadaş, sen kaç yıldır süreç, açılım, yok bilmem ne karın ağrısı deyip duruyorsun demokrasi, yeni Türkiye. Ya kaç yıl oldu ya? Ya sen bu lafları etmek için atacağın ilk adım belli. Şu barajı kaldır. Beni barajı geçer miyim, geçmez miyim sıkıntısıyla yüz yüze bırakma. Kaldır bunu ya. Bu burada dururken... Sen hangi açılımdan, hangi demokrasiden bahsediyorsun? Hangi kitle haklarından bahsediyorsun? Demiyor. Kafası basmıyor mu bunu? Basıyor. Niye demiyor? Ha. Demek ki tertip başka. Aktörlük yapıyor milletin önünde. Falan bilmem ne. Kime yutturuyorsun sen bunları ya? Sen kime yutturuyorsun bunları? Söyleyeceğim bu ya. Yakalayacağın düğüm noktası bu. 10 yıl oldu. Kardeşim, bu meseleyi konuşacaksak şu barajı kaldır bir defa. Sen darbeye sövüyorsun.
Güzel, söv. 12 Eylül'e sövüyorsun, söv. Sonra ondan bin beterini yapıyorsun, onun için sövemiyorsun. Ama hiç olmazsa şu Azrail'in canını almayarak süründürdüğü adam var ya, Türkiye'nin mahvına sebep olan adam. Ne de kim? Tarih onu nasıl yazacak adama? Acaba nasıl yazacak şu millete yaptığı kötülükleri, hangi kelimelerle ifade edecek? Ağzıma geliyor da söyleyemiyorum. Yaşadım ben o günleri, biliyorum. O getirdi bunları. Yanına da ondan hiçbir farkı olmayan sivil bir tane adamı aldı. Turgut Özal diye. Türkiye'nin altına dinamitleri döşediler. Biri gitti, toprağı bol olsun oldu. Öbürü gidemiyor çünkü onun zulümleri çok daha fazla. Ve bugün ya, o dinamitler patlıyor galiba. Tabii. Tabii. Bugünkü Türkiye'nin bu hale gelmesinin temel kotarıcıları bunlardır. Şimdi çıkıp demiyor ki adam, demokrasi havariliği bilmem ne. Ya kardeşim, sen bizi aptal mı zannediyorsun ya? Sen şu sözleri kullanman için atman gereken ilk adım var. Barajı kaldıracaksın, ondan sonra konuşacak. O kalkmadan konuşulacak bir şey yok. Bunu bilmiyor mu bunlar? Bunu anlamayacak bir şey var mı? Bunu anlamayan bir adamın oralarda ne işi var? Hayır, anlıyor. Hesap başka. Şimdi bu millet bunca yıldır bunu demiyor. Ya siz her geldikte şikayetçisiniz 12 Eylül'den, onun başındaki apoletli deccallardan bilen şey. Tamam işte ya, bu deccalların Türkiye'nin ayağına dolandırdığı en büyük çalılardan biri bu. Şunu kaldırın, şu barajı. Millet demiyor. Milletin kafasına şeytani emperyalist kodamanlar sokmuş, zerk etmişler. İstikrar bozulmasın. Ulan firavunluğun devam etmesi, istikrarın bozulmaması anlamında. Sen böyle bir millet misin? Al sana istikrar o zaman. Hadi buyur. Dolayısıyla Vatan Partisi, Vatan Partisi bu yani, iş yapılır diyorsunuz özetle. Ya, yani oradan gidilecek yer belli. Ben Vatan Partisi değil miyim? Ben burada parti propagandası, benim mensubiyetim olan hiçbir yer yok. Ama ben bu ülkenin bir evladı olarak vicdanımın, aklımın, irfanımın beni götürdüğü yerin adresini veririm. Peki. Tabii saldırı sadece Türkiye üzerinden değil, bölgesel de bir sorun. Özellikle emperyalizmin sayın hocam. Bölgemizin dinamiklerine baktığımızda ağırlığını İslam toplumu ya da inananların ağırlıkta olduğunu söylediği bir toplum. İranlıyla, Irak'ıyla, Mısır'ıyla bütün coğrafyaya baktığımızda saldırı bu bölgede. Bu bölgede masa başına girip bazı şeylerde anlaşıp tek bir ortak güç, tek bir siyaset mücadelesi gütmek çok zor. Tabii buradan sesimiz ne kadar ulaşır ama bu çapta sizin önerileriniz olacak mı? Özellikle mezhep kışkırtıcılığı, kimi bölgelerde kimlik kışkırtıcılığını. Öneri ne demek kardeşim? Reçete belli. Buyurun. 100 sene sonra da akılları başına gelse kullanacakları reçete odur. 3 sene sonra da gelse odur. 150 sene sonra gelse de odur. Hakikaten işte bak, yapılması gerekeni yaptılar. Pusula mutluluğa doğru yöneldi dediğiniz gün hangi tarihse göreceğiniz şudur. Ellerine aldıkları reçete Mustafa Kemal reçetesidir. Tarih bunu bir gün hatırladığında benim adımı da hatırlasın. Bunu ne kadar erken yaparlarsa o kadar rahat ederler. Batı emperyalist domuzları buna izin vermiyor.
Bunu engellemek için buna izin vermiyor. Şu Arap Baharı denen o zehirli zemherilerde ben dedim ki ya Araplar artık bu kadar Badire'den sonra biraz kendine gelirler. İslam dünyasının bir gün kara bahtı mutlu bir bahta dönüşecekse bunun tek yolunun Mustafa Kemal'e dönüş ve onun reçetesine sığınış olduğunu insanlık görecektir. Bunu not edelim diyorsunuz tarihe. Evet. Başkan sisteminde görüşünüz nedir? Onu birkaç cümleyle öğrenmek istiyorum. Çünkü yeni propaganda şu, bu bir sanki dinin gereği haline dönüştürülmeye başladı. Onunla da ilgili görüşlerinizi alalım. Bakın, son 5 dakika bu sistem Türkiye için bu kitapta görecekler. Firavunluk sistemine Türkiye'nin teslim edilmesi demektir. Ben hukukçu hiç hukukçu olarak bunu ben otururum ayrıntılarıyla 2 saat konuşurum. Mutlaka. Hiç ben bir derdim yok. Ben kestirme söylüyorum. Türkiye'nin bu söyledikleri yere götürülmesi demek, Türkiye'nin firavuni sisteme teslim edilmesi demektir. Bunu bu millet bilsin. Bu kadar açık yani. Açılıma yönelik değerlendirmeniz lazım. Söyledim demin. Az önceki şeyde, konsepte. Ben bunların iki aktör var orada, AKP ve HDP. Hiçbirinin samimi olduğuna inanmıyorum. Ya ikisi de hiç farkında olmadan birbirini aldatıp kazıklıyor. Yani AKP'nin onları kazıkladığında şüphem yok da. Acaba onlar da bu kadar safça bu kazığı yiyorlar mı? Orada tereddüdüm var. Yoksa bize gösterilmeyen çok derinlerde bir anlaşma var da bunun bazı kamuflaj manzaralarını önümüze çıkarıp bizi oyalıyorlar mı? Orada tereddüdüm var. Peki. Partiler programlarını açıkladı. Yani nihayetinde siz de Türkiye'ye bir yol haritası sunan bir dönem bir siyasi parti kuruluşunda bulundunuz. Önemli ekonomi politikalarını halka anlattınız. O açıdan yeterli buldunuz mu? Bütün partileri kastederek soruyorum. Özellikle meclisteki partileri. Ya, ne kadar değerlendirme şansınız oldu bilmiyorum. Onu da tabii söyleyerek tamamlayayım. Şimdi bakın. Onları yeterli bulsanız ne yazar? Karagöz Hacivat oyunu. Yani onları bir bütün olarak değerlendireceksiniz. Hiçbir inandırıcı değil. Bir de ben aday profillerine bakıyorum. Ben Türkiye ve dünyanın bazı üniversiteleri de dahil 30 yıl insan eğitmiş bir adam. Değil mi? Şimdi o listeler az şey mi? Adamdan anlarım diyorsunuz. Mesajı veriyorsunuz. Ama özellikle çürüğünü çok iyi anlarım. Peki. Şimdi o listelere bakmak kafi. Yani Araplarda bir atasözü vardır. El arifu tekfihil işaret der. Arif adama küçük bir işaret yeterlidir. Ben o listelere baktığım zaman, şimdi ben Vatan Partisi için bir söz söyledim. O off the record söylenmiş bir şeydi. Sonra bana Recep dedi ki, hocam terbiye edici. Sormadan yayınlamaz Recep. Ben dedi, bu dedi bizim röportajımızda yok böyle bir şey. Bunu ben yazsam gönlümde. Yaz dedim. Off the record olabilir. Ben ağzımdan çıkana sahip olurum. Niye bunu söyledim? Tabii ben bu Doğu Perinçek mücadelesini senelerdir takip ediyorum. Bir fikir adamı olarak. Onun bende yarattığı bir algı var. Son yıllarda maruz kaldığı zulümler, onların yarattığı bir algı var.
sonra listelerine baktığımda listeleri ötekilerle mukayese ettim. Bitti. Söylem zaten belli. Yani akılcı cumhuriyetçi Mustafa Kemalci, yani akılcı özgürlükçü bağımsızlığı esas alan söylem. Bana Kur'an'ın da dediği budur, aklın da dediği budur, vicdanın da dediği budur, benim delikanlı ruhumun da dediği budur. Orada gördüm. Ona göre de belirttim diyorsunuz. İnşallah milletin çekeceği acıların bitim noktasına gelmiştir millet. Onun için tekrar diyorum, bu kitabı okusun bu millet. Peki. Bunun göstergesi ne olacaktır biliyor musun benim için? Çocuklarıma da söyledim ben bunu. Bakın çocuklar dedim. Hep diyorsunuz ya baba ya bu ağır fatura bu millete, kötülük toplumu fatura. Ha? İnşallah dolmuştur. Fatura ödenmiştir. Tamam. Göstergesi seçimde şu partiye bakın. Bu meclise girerse dolmuştur. Diye özetliyorsunuz. Girmezse hangi oranda aldığı oya bakacaksın. Gerisi kadar fatura ödenmeye devam edecek. Bu kadar açık ve net. Bu kadar açık. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Pazar akşamını oldukça dop dolu bir yayınla tamamlama fırsatı verdiniz. Ya Can, sen de amma adam konuşturuyorsun. Abi. Estağfurullah hocam. Vallahi. O sizin yürekliğinizden akan bülbül gibi öttürdün beni ya. Çok teşekkür ederiz hocam. Bir veda cümlesi eklemek isterseniz onu alalım ardından. Herkese tamam. Sevgi, peki. Saygı, mutluluklar. Sevgili seyirciler, Profesör Doktor Yaşar Nuri Öztürk hocamız Söz ve Işık programlarına ulusal kanalda, işte bu az önce sizlerin son derece yoğun ve olağanüstü katılımınıza gerçekleşen yayınla başlamış olduk. Haftaya yeniden burada olma arzusundayız. Sizleri de ekranlarınızın başına bekliyoruz. Elbette ki hafta içi saat 19'da yine ana haber bültenimizde de sizlerle birlikte olacağız. Yeniden buluşuncaya dek hepinize mutlu bir akşam, iyi bir hafta dileklerimizi iletelim. Yarın mesaiyle başlıyor. Ben de şapkamla selam. Peki efendim. İyi akşamlar. Zaten oraya doğru gidiyor. Ve yazık olur. Bu pınarlardan su içsin, hücrelerini yenilesin, hayatını tazelesin, Kur'an'ın dünyasına gözlerini açsın ve mutlu olsun. Yine ilginç başlıklardan bir tanesi Cengiz Hasanoğlu İstanbul Beykoz'dan. 5 senedir namaz kılıyorum. Ne zaman Türkçe dua ederek namaz kılmaya başladım, büyük bir haz almaya başladım. Hiç şüphe var mı? Ama Arapça dua okurken aklıma başka şeyler geliyor. Hiç şüphe var mı kardeşim? Dua ne demek ya? Ben Cenab-ı Hakk'a içimdeki hasretimi, temennilerimi, taleplerimi, beklentilerimi, özlemlerimi açacağım demek. Namaz da bu zaten. Allah'la diyalogtur diyor karşılıklı Hazreti Peygamber. Allah'ı yüceltirsin. Kendin için isteklerde bulunursun. Sahabi soruyor. Peki çoluk çocuk, onlar için de isteklerde bulunursun. Sen şimdi anlamadığın bir dilde papağan gibi bunları telaffuz ederek böyle ibadet olur mu ya? Kur'an diyor ki sarhoşsanız ne dediğinizi anlayıncaya kadar namazdan uzak durun. Ne demek? Kur'an peygamberler için böyle şölenler düzenlemeye asla izin vermez. Bu şirkin bir töresidir. Bunu inadına yaptılar. Niye yaptıkları da belli. 12 Rebiülevveli getirdi. Nisan ayının bilmem hangi gününe fikslediler. O zaman Kur'an'ın getirdiği diğer bütün hicri takvime bağlı olguları da sabitlesinler. Sabitleyin miladi takvime. Böyle bir yüzsüzlük, tutarsızlık olur. Peki. Yani bunun temeli sakat bir defa. Kutlu doğum haftası kutlamak İslami ve Muhammedi bir tavır değildir. Bu bir. Buyur. İkincisi bu yanki yaptıkları ilmi, ahlaki ve tarihi değildir. Temelinden nefret edilecek bir şey.
İsa Kaçar ilginç bir alın yazısı sorusu sormuş. Ben biraz bu bölümde ona da size sorma arzusundaydım. Alın yazısı diye bir şey var mı diye girmiş. Almanya'da maden kazasında 170 yılda 300 kişi ölürken Türkiye'de sayısı bile belli değil. Bu alın yazısı bize mi yazılıyor? Hayır. Demiş. Hazır sonra alın yazısı diye bir kavram Kur'an dininde yoktur. Kur'an kader kavramını tabiat kanunları anlamında kullanır. Hani kader. Bu ışıkta Profesör Doktor Yaşar Nur Öztürk hocamızla sohbetimiz devam ediyor. Yani sayısını şu anda kestiremiyorum ama teşekkürlerinize, yayınımız için güzel dileklerinize ve Sayın hocamıza sevgi ve selamlarınızı yine ileterek hemen bu yayının başında başlarım. Çok çok teşekkür ediyoruz göstermiş olduğunuz yoğun ilgiye. Hocam bir kitabın ismini bir daha öğrenmek evet, isteyen seyircilerimiz tam var. İsmi, sanıyorum pazartesi mi dediniz bir de? Yani... Önümüzdeki hafta kitap vitrinlere ulaşır inşallah. Evet. Kur'an verilerine göre kötülük toplumu. Ana isim bu. Parantez içinde küçük at ve Türk toplumunun durumu. Bir de bir alt bölüm var kitabın içinde. Türk toplumu neden kötülük toplumu? Bunun da kodlarını verdiğiniz bir kitap. Tabii. Kur'an tefsiri kitaplaştırılacak mı? Hocama selamlarını iletin. Zeki Yırmak bahsetti yani, biraz önce ama. Tefsirin tümünün bitmesi öyle bir iki yıl içinde olacak şey değil ama öyle zannediyorum ki biz zaten onun hayati kısımlarını çıkarıp kitap yapıyoruz. Evet. Belki o tefsir çalışmasının içinden 15 belki 20'ye yakın kitap çıktı. Allah ile aldatma, Maun suresi, lanetlenen soy, şirk. Hep o tefsir çalışmasının bölümleridir. Ama şöyle düşünüyorum. Buyur. Artık tefsiri de hepsi bitsin de ben bunu kaç cilt oluyorsa birden yayınlayayım, yapmayayım. Düşünüyorum. Ne kadarı tamamlanmışsa bir cilt, iki cilt onları yayınlayayım. Arkadan üçüncü cilt çıktı, onu da yayınlayayım. Dördüncü cilt tamamlandı, onu da yayınlayayım. Kaç ciltte biter bilemiyorum şu anda. Çünkü çalışma devam ediyor. Öyle de düşünüyorum. Peki hocam, hayırlı olsun dileklerimizi iletelim. Denizli'den Adem Mert tam da aslında döneminde eleştirinin olduğu süreç içerisinde bu kutlu doğum haftasını sormuş hocam. Diyanete sorduğunu soruyor. Niye bunu sabitlediniz? Çünkü Hazreti Peygamber'in doğum tarihi Hicri ve miladi takvime göre değişiyor. Burada bir kafa karışıklığı olduğunu biliyorum. Onun için özellikle sordum. Bir de şöyle bir yorumla iletmiş Diyanet İşleri'ne. O zaman benim babam da çiftçi, yazın sıcağında oruç tutmasın. Onu da kışa sabitliği olsun bitsin diye de özetlemiş. Yapıştırmış Adem tam söylenecek sözü. Bu kutlu doğum haftası maftası diye der değişmez diyoruz ya. Sünnetullah veya kader. Lütfen, lütfen Kur'an'ın temel kavramları kitabımın kader maddesini açsın okusunlar. Bugün bize dayatılan kader Emevilerin yaptıkları zulümleri meşrulaştırmak için uydurdukları müşrik bir kavramdır. Bir şey daha söyleyeyim. Yine o dediğim yeri okurlarsa orada kaynaklarını görecekler. Ben ilk defa söylemiyorum. Saklamışlar milletten. İmanın şartları içinde kadere iman diye bir şey yoktur. İmanın şartları 5 tanedir. Kadere iman Emeviler tarafından oraya sokuldu. Hüseyin Atay hocamızın, Profesör Hüseyin Atay hala yaşıyor. Hepimizin hocası. İslam dünyasının dahi profesörü. Bu konuyu doktora tezi olarak hazırlamış ve yayınlamıştır. İman esasları ve kader kavramı. Bulsun okusunlar. Bu pınarlardan su içsin bu millet. Yoksa dinciliğin zehirli, şeytani, kirli sularıyla geberir.